Şeyh sanan kimdir? Şeyh sanan zamanın piriydi. Yüceliğinin dengi yoktu. Haremde kemer sahibi 400 derviş ile tam 50 yıl şeyhlik etmişti. Dervişleri de aynen kendisi gibiydi. Gece gündüz riyazette bulunurlar. Bir an bile dinlenmezler, istirahat etmezlerdi. Hem ameli vardı hem ilmi. Meydandaki şeyhleri de bilirdi. Gizlileri de keşfederdi. Sırlara mahremdi. 50'ye yakın haccı vardı. Bütün ömrünce ümre eder dururdu. Namazını, orucunun haddi hesabı yoktu. Hiçbir sünneti terk etmezdi. Huzuruna gelen yol kılavuzu erler, kendinden geçerler, öyle gelirlerdi. O mana eri, kılı kırk yarardı. Kerametlerde kuvvetliydi. Rütbe makamlarda kim hastalanır, gevşekliğe düşerse nefesiyle iyileşir, kuvvetlenirdi. Hülasa, neşe çağında da, gam zamanında da halka rehberdi. Alemde bayrak gibi yücelmiş, şöhret bulmuştu. Şeyhin rüyası. Şeyh kendisiyle sohbet edenlerin ulusu görmekle birlikte birkaç gece biteviye bir rüya görüyordu. Rüyasında haremde göçmüş, Rum ülkesine yurt tutmuştu. Durmadan bir puta secde ediyordu. O alemin uyanık eri bu rüyayı görünce eyvahlar olsun dedi. Şimdi Tevfik Yusuf'u kuyuya düştü. Yolunun aşılması güç bir bele çattı. Bilmem bu dertten canımı kurtarabilecek miyim? İmanımı kurtarsam canımı terk ederim. Dünyada bir tek adam yoktur ki yolda böyle sarp bir geçite rastlamasın. Yoldaki bu sarp geçidi aşarsa yolu aydınlanacak, gideceği yeri görebilecekti. Fakat geçidin ardında kalırsa belalara uğrayacak, yolu uzayıp duracaktı. Nihayet o bilgi sahibi üstad dervişlerine dedi ki, bir işim düştü Rum ülkesine hemencecik gitmem gerekti. Gideyim ki şu düşün tabiri nedir meydana çıksın. Böylece irtibat sahibi 400 dervişi de ona uydu, beraberce yola düştüler. Kabe'den Rum ülkesinin bir ucuna kadar vardılar. Bütün Rum ülkesini baştan başa aşağı dönüp dolaştılar. Günün birinde bu yüce yapının önünden geçiyorlardı. Üst kattaki pencereden önlerine bir kız oturmuştu. Ruhani sıfatı bir gavur kızıydı bu. Ruhullah yolunda yüzlerce bilgiye sahip olmuştu. Rum kızının güzelliği, o güzellik göğünün en yücesine varmış bir güneşti. Zevali olmayan bir güneş. Güneş, onun yüzünün aksini görüp kıskanmış da sararıp kalmıştı. O dilberin zülfüne gönül veren o zülfün havasıyla zünnar bağlardı. Velhasıl o güzelliğin teferruatını anlatmak uzun sürer. Yüzünde güneş parlaklığı vardı, siyah saçlarını bu parlak yüze peçe yapmıştı. Peçe altından yüzünü gösterince kemiklerine, iliklerine kadar ateşlere yandı. Gönlü sevda ateşiyle dumanlar içinde kaldı.